7'den 8 e hazırlık kampımızın artık sonuna yaklaştık son matematik dersimizle beraberiz son matematik dersimizde geometrik cisimler konumuzu işleyeceğiz 8. sınıfta göreceğimiz aslında geometrik cisimler dik prizma silindir dik piramit koni ve benzeri bunların her birisinin temellerini biz aslında 5 6 7'de atmıştık 5. sınıfta dikdörtgenler prizması ve yüzey alanı yani dik prizmaların temellerini öğrenmiştik. Aynı zamanda 6. sınıfta dikdörtgen prizmasının hacmini öğrenmiştik. İşte bu da aslında bize hacim konusunda yardımcı olacak. Silindirin hacmi ve benzeri. Ardından da çember ve daire de koni ve silindirle alakalı temelleri yani çember ve dairenin nasıl alanının çevresinin hesaplandığını öğrenmiştik. Şimdi bu temellerin üzerine Tonguç Çevran senle beraber aslında geometrik isimleri 8. sınıfta nasıl göreceğimizi gerçekten oturtmuş olacağız ve 7'den 8'e hazırlık kampımızda teker teker gün gün ilerlemeye devam ediyoruz ve artık sonuna geldik gerçekten de neredeyse bitti programımız ama ...öncesinde hepinize teşekkür ediyorum... ...harika bir program çıkardınız... ...harika bir şekilde bu videoları teker teker... ...takip ettiniz ve başarı sizinle olacak... ...başarı seninle olsun Tonguç Öğlen Bey'im... ...ve 7'den 8'e hazırlık setimiz ve... ...0'dan 8'e hazırlık setimizi... ...bu programda biliyorsun kullanıyoruz Tonguç Öğlen Bey'im... ...7'den 8'e hazırlık setimizde... ...biliyorsun tekrar ettiğimiz... E, ...kampımız var... ...0'dan 8'e de sıfırdan bütün... E, ...konuları öğreniyoruz ve... ...bu kitapları da 0'dan 8'e hazırlık seti... ...kitaplarımızda bütün sene boyunca kullanacağız. Yani iki tane kitabımız var. Sözel sayısal gerçekten kallavi kitaplar bunlar. Bunları da bütün sene boyunca kullanacağız zaten. Ve şöyle bir sürprizimiz de var. Hemen söylemek istiyorum. Hep söylüyorum ama bunda önemli yaz okulunun e, sürprizi bu. 7'den sekize hazırlık setimizin içerisinde kitaplardan herhangi bir tanesini buradaki arkadaki kodunu kazıyıp aktive edersen ki burada her kitabın iç kapağında yazıyor aslında. O zaman sana 1 GB'da yaz okulu sürprizimizi de hediye ediyoruz diyoruz. Fazla uzatmayalım. Hadi bakalım o zaman dersimize geçmeden önce ne yapıyorum tabii ki? Buradan tak diye 7'den 8'e matematik kitabımızda bir ödevimiz var. Ödevsiz bir ders olamaz diyoruz. Çünkü öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Sayfa 134 ve 143 arasını çözeceğiz beraber. Hemen göstermek istiyorum. Matematik kısmına geldiğimiz zaman dikdörtgen prizmasının açılımı, Al, al, alanı e, 134 136 test 2 138'deki test 3 aynı zamanda test 4 test 5 Test e, evet bu kadar yeterli. E, test 5'in sonuna kadar yaparsanız harika bir şekilde bugün öğrendiklerimizi tekrar etmiş olacağız. Tabii ki sonrasında yeni tas sorulara temel oluşturma çalışmaları yani yeni nesil sorulara temel oluşturma çalışmaları hakkında testlerimiz de var. Ondan sonra gelen onları lütfen çözün. Bundan sonraki ödevimiz de bu olacak zaten. Hadi bakalım o zaman dersimiz süper bir şekilde başlasın. <laughs> bir kere dikdörtgen prizması demek aslında bir kutu gibi düşün yani bir evimize koli geliyor ya koli geldiği zaman işte bu kutuyu aslında biz açtığımız zaman ne olur nasıl bir şekil oluşur aslında böyle bir şekil oluyor bak dikkat et. mesela üst yüzeyini buraya getirdik bu üstü ondan sonra bu ön yüzeyi Mesela aynı zamanda bu işte mavi tarafı sağ tarafı burada açılıyor. Burası sol tarafıydı. Burası sağ tarafıydı. Aynı zamanda burası üstüydü. Burası önüydü. Burası arkası. Arkasında da bir tane kırmızı alan olacak. Burası üstüyse bir de altında ne olacak? Bu da yeşil alan olacak. Dolayısıyla bak dikkat et, üstüyle altı aynı. Aynı zamanda önüyle arkası aynı. Sağ ile solu aynı alanlara sahip. E, mavi mavi şeklinde ve aynı zamanda aynı zamanda alanlar ikişer ikişer aynı olmak üzere. Aslında yüzey alanları var bunun. Peki bunları teker teker adım Bir kere hemen sana şunu söylemek istiyorum. Mesela şu nedir desek, şu uzunluk nedir desek buna biz ayrıt adını veriyoruz. Peki buradaki e, ayrıtın özel bir adı var mı desek? Evet bu kutuyu böyle yere koyarsak bu ayrıtın özel adı yükseklik oluyor aslında. Yükseklik oluyor. Peki... Burada aslında bu yere koyduğumuz zaman bunun bu şekilde gözüken hani şöyle tarayalım bakalım bu yüzeyine ne ad veririz? Biz bu yüzeyine taban adını veririz. Yani yüzeylerinden bu alta oturan yer aslında tabandır. Hatta bu yeşilin alt tarafı burası şeklinde düşünebilirsin evladım benim. Peki aynı zamanda şu noktalara ne ad verilir? Şu nokta, şu nokta bunlara da Köşe adını veriyoruz. İşte biz dikdörtgenler prizmasını teker teker incelersek, teker teker her köşesine bakarsak kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4 altta, 1, 2, 3, 4 yukarıda toplamda 8 tane köşesi var diyebiliriz. Peki kaç tane yüzü var dersek? Zaten burada açtık toplamda kaç tane yüzü var evladım benim? 6 tane yüzü var hocam. Harikasın 6 tane yüzü var. Neden? Ön arka aynı zamanda üst alt aynı zamanda sağ sol toplamda 6 tane yüzeyi var yüzü var diyebiliriz. Ayrıt sayısına baktığımız zaman yine aynı şekilde üst alt şeklinde sayacağım bak 1 2 3 4 altta var 1 2 3 4 Üstte var. Bir de 1, 2, 3, 4 bu ayrıtları da üst ve altı birleştiriyor. Toplamda 12 tane de ayrıtı var diyebiliyoruz. Peki geldik kare prizmaya. Mesela kare prizma nedir? Kare prizma veya işte dikdörtgenler prizma veya işte altıgen prizma böyle farklı farklı şekiller karşımıza gelecek. Peki prizma nedir? Ondan başlayalım. Prizma aslında üstüyle altı aynı olan şekillerdir. Bak dikkat et. üstü kare altı da kare. Üstü ve altı kare olunca buna kare prizma diyoruz. Üstü ve altı dikdörtgen olunca buna dikdörtgenler prizması diyoruz. O zaman diyorum ki burası da kare, burası da kare. Ben bunu açtığım zaman üstü ve altı kare çıkacak ve diğer tarafları, diğer yüzeyleri ise dikkat edelim dört tane dikdörtgen çıktı. Ve bu dikdörtgenler birbirleriyle eş dikdörtgenler. Neden? Aslında bu yükseklik aynı olacak. Dikkat edelim. Mesela bu yüksekliğin 10 santimetre olduğunu düşünelim. Aynı zamanda bu karenin de bir kenarının 4 santimetre olduğunu söyleyelim. E bu bir kare ise burası da 4 santimetredir. E burası da 4 santimetredir. E burası da 4 santimetredir. İşte bu kenarların da düşündüğümüz zaman aslında buralar birbirleriyle eşit iki tane kare. Burası da 10 santimetre 4 santimetre olmak üzere bir dikdörtgen. Buradan şekilde burası 10 burası da 10 oluyor ayrıt olarak. Burası da 10 santimetre oluyor ayrıt olarak. Dolayısıyla bütün bu dikdörtgenlerde 4 adet 10'a 4 şeklinde dikdörtgen çıkacak. Hatta buraya yazalım 4 4 4 4 4 4 buraların hepsi 4 oluyor. Buralar yine aynı şekilde 4 4 4 4 uzunluğunda oluyor. Hatta buralarda kare olduğundan dolayı birbirine eşit oluyor. Ve bu uzunluklarda 10 10 10 10, 10 şeklinde yerleştirilebilir diyebiliriz. Şimdi geldik küp açılımına. Küp de aslında bütün kenarları birbirleriyle aynı. Aslında bütün yüzleri kare olan bir prizma şeklinde düşünebilirsiniz. Bak burası bir kare. Burası da bir kare. E sağda bir kare. Soluda bir kare. Önü de bir kare. Arkası da bir kare. Dolayısıyla hepsi kare. Ve kare olduğu için bütün kenarlarda birbirine dokunduğu için bütün kareler birbirleriyle eş. Dolayısıyla altı tane yüze çıkacak. İşte önü, e, arkası... ...üstü, altı, sağ, solu şeklinde altı adet yüz çıkıyor diyebiliriz. Açılımını da bu şekilde gösterebiliriz. Bazen de şu şekilde gösteriliyor. Hemen şunu da göstereyim sana. Mesela şu şekilde bir gösterim de olabiliyor. Ee, Gördüğün zaman şaşırma diye. Hani buradaki, buraya da gelebiliyor. Farklı farklı açılımlar Ama dikkat edelim altı adet açı, e, alan açılacak diye söyleyebiliriz. Ve buna göre de alanlarını hesaplayacağız. Bu arada onu söylemek istiyorum. Mesela bunun yüzey alanı nedir dese altı adet eş kareden oluşuyor bunun yüzey alanı. Mesela bunun bir kenarı 4 santimetre olsaydı bu aslında bir kare olduğu için 4 kere 4 16 santimetre kare alanı oluyor bunun. E bunun da 16 santimetre kare alanı oluyor. Çünkü bütün kareler birbirine aynı zaten. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 çarpı 16'dan toplamda 96 santimetre karelik bir yüzey alanından bahsedebiliriz. Buradaki küp için diyebiliriz. Aynı şekilde buradaki alanı da hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayabiliriz? Dikkat edelim. Bu kareler olduğu için bunların alanı 16 santimetre kare ve bunun da 16 santimetre kare. Aynı şekilde bunlar dikdörtgen olduğu için 4 kere 10'dan 40 santimetre kare alanı. E burada 4 adet 40 santimetre kare var. 4 tane 40 artı 2 tane 16'dan aslında 4 kere 160 e, artı 32 192 santimetre karelik bir yüzey alanından bahsedebiliyoruz buradaki şeklimiz için. Evet dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını şimdi demin öğrendiğimiz metotlarla yapmaya çalışalım. Bir kere bir dikdörtgenler prizmasında bir dikdörtgenler prizmasında dikkat edelim bir taban vardır. Tabanı çok iyi bir şekilde hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Dikkat edelim şurası tabandır aslında yere oturduğu kısım sanki bir kutuyu yere koyduk ve burası tabandır. Aslında bu tabanda dikkat edelim bu ayrıt yani 10 santimetre aynı zamanda bu ayrıt 6 santimetre. Tabi 3 boyutta olduğu için bu şekilde çiziyoruz ama bu bir dikdörtgendir. Yani dikdörtgenler prizmasında üst ve alt aslında dikdörtgendir. Alttaki dikdörtgende kenarlar 10 ve 6 olmak üzere bir dikdörtgenin kenarlarıdır. Yani ben bunu açılımını çizdiğim zaman şöyle bir Taban olacak 10 santimetreye 6 santimetre. Dolayısıyla bunun taban alanı nedir dersek 10 çarpı 6'dan 60 santimetre karedir diyebiliriz. Peki yan alanı nedir dersek, yanal alan dediğimiz şey aslında dikkat edelim bak sağ solu önü arkası olmak üzere yanal alanımız var. Yanal alanımıza dikkat edelim. Şurası mesela sağ taraf kırmızı kırmızı yanal alanın bir parçası. 6 kere 4. Bir de bundan sol tarafta olduğu için ne yapacağız? Bir de bunu 2 ile çarpacağız. Dikkat edin. Sağ ve sola hesapladım. Sağ 6 kere 4 24. Sol 6 kere 4 24. Dolayısıyla bunu da 2 ile çarpıyorum. Çünkü sağda da solda var. Bir de yan alanında önü ve arkası da var. Yani burası da yan alanının bir parçası. Bak tabanlar üst ve alt olmak üzere 2 tane. Yan alanda da dikkat edelim. E burada sağ, sol, ön, arka olmak üzere. Peki ön ve arka nedir? Burası 4 cm ise burası da 4 cm'dir. Burası da 4 cm'dir. E peki burası 4 cm ise bu öndeki alan 10 çarpı 4'ten bir dikdörtgen değil midir? O zaman 10 çarpı 4 bu ön alan aynı şekilde arka tarafta da var çarpı 2 diyorum ve bu ikisini topladığımız zaman aslında yanal alanı hesaplamış oluyoruz. Sağ sol yani bunlar ön arka yani bunlar ve toplamı da kaçtı desek 24 48 40 80 80 artı 48 128 santimetre kare çıkıyor. Peki sonrasında ne yapacağız? Yüzey alanını bul diyor bize. Yüzey alanında da şunu unutmayacağız. Yüzey alanı yanal alan ile yani 128 ile taban alanının iki katının çarpımı. Neden peki iki katı? Çünkü üstte de var taban. Sadece altta yok. Dolayısıyla 60 çarpı 2'nin toplamı diye düşünebiliriz. 128 ile 60 çarpı 2 yani üst ve alt taban diye düşünebiliriz. Dolayısıyla 128 artı 120'den 248 santimetre kare tüm yüzey alanıdır bu dikdörtgenler prizmasının diyebiliyoruz. Şimdi aşağıda verilen kare prizma ve kübün yüzey alanlarını bulalım demiş bize. Hemen yüzey alanlarını bulacaksak şöyle düşüneceğiz. Bir kere ne yapıyorduk? Bunun açılımını düşünelim üst ve altta kareler var. Sağ, sol, ön, arka bunlar da dikdörtgenler var ve birbirleriyle eş dikdörtgenler. Dolayısıyla bir kere taban alanından başlayalım. Taban alanı, taban alanı eşittir diyelim. 6 kere 6 yani 36 santimetre karedir. Ve üstte de var bundan unutmayalım ama öncesinde de yanal alanı hesaplayalım. Yanal alanı hesaplayalım. Yanal alan eşittir. Bir kere ne yapıyoruz? E 20 çarpı 6 mesela sağ taraf bu ayrıtı var bir de bu ayrıt var. Bu bir dikdörtgen aslında. Bu dikdörtgende 20 çarpı 6 sağ taraf. Ama bunun solu da var, önü de var, arkası var. Ve birbirleriyle hepsi eşit. Dolayısıyla 4 tane aynı alandan var. 120 çarpı 4'ten 480 santimetre kare. O zaman yüzey alanı nedir desek hemen yüzey alanı nedir desek hemen buraya yazalım. Yüzey alanı eşittir diyelim. 480 yani yan alanı artı bir de bunun iki katı demiştik. ...üstü ve altta olduğu için 2 çarpı 36 diyoruz. Dolayısıyla toplamda bütün alanımız 552 santimetre kare çıkıyor. Buradaki kare prizma için diyebiliriz geldik küp yüzey alanına bakalım kübün yüzey alanına dikkat edelim bunu açtığımız zaman altı tane eş kare çıkıyordu o zaman bir tane kareyi bulurum ve bunun bir kenarı 8 santimetre ise bu karenin bu karenin mesela taban alanı nedir bunu desek taban alanı nedir bunu desek hemen 8 kere 8 hop 64 santimetre karedir diyebiliriz peki 64 santimetre kare ise bunun 6 tane aynı alanı varsa yüzey alanı nedir desek yüzey alanı nedir, nedir desek 64'ten 6 tane var 6 çarpı 64'ten 384 santimetre karedir diyebiliriz. Yanal alanı nedir desek onu da ekstradan bulalım bakalım. Yanal alanı da bu alandan yani her bir kare birbirleriyle eşit de toplam sağ sol ön arka olmak üzere dört tane var. 4 çarpı 64'ten 240 e, 4 kere 16 256 santimetre karede yan alanıdır diye hesaplayabiliriz. Şimdi geldik yüzey alanı 486 santimetre kare olan bir kübün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir demiş bize. Şimdi yüzey alanı 486 ise bir kere bir küpse yüzey alanı neydi? 6 tane aynı karenin toplamıydı. Dolayısıyla 486'yı biz 6'ya böldüğümüz zaman bir karenin alanını hesaplayabiliriz. O da 81 santimetre kare çıkar. Bir karenin alanı 81 santimetre kare ise hangi sayının karesi 81'dir diye düşünürsek. Dolayısıyla cevabımızın bir kenarının yani bir kare düşünelim. Alanı 81 santimetre kareymiş. O zaman bunun bir kenarı A diyelim mesela. A'nın karesi 81'miş. O zaman A nedir desek tabii ki Hangi sayının karesi 81 devralım benim? 9'un hocam. Harikasın. 9 ama dikkat edin bu da santimetre olacak. Uzunluğun kaç santimetre olduğunu sormuştu bize. Dikdörtgenler prizmasının hacmine gelelim. Şimdi 6. sınıf tekrarını yapıyoruz. Hacminde şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı çarpı yükseklikle bulunur. Taban alanı ne demek? Burada mesela bu dikdörtgenler prizmasında taban alanı burasıdır. Yani bu kenar çarpı bu kenar. O zaman A çarpı B. Bir de bunu yüksekle çarpacağız. Yüksekliği de burası olduğu için çarpı C'dir diyebiliriz. Kare prizmanın hacmine baktığımız zaman yine taban alanı çarpı yükseklikle bulunur. Taban alanı çarpı yükseklik olduğu için taban alanı A çarpı A karesi yani A çarpı A'nın A'nın karesi diyebiliriz. Çarpı bu da yüksekliği o zaman A kare çarpı H'dir diyebiliriz. Kübün hacmine baktığımız zamansa zaten kübün hacminde yine taban alanı çarpı yükseklik ama dikkat edelim taban alanı a kare bir de a ile çarpıyoruz. Bir de a ile çarptığımız için a'nın kübüdür diye kolaylıkla söyleyebiliriz. Şimdi bir taban ayrıtının uzunluğu 16 santimetre yüksekliği 60 santimetre olan kare prizma şeklinde bir koli varmış. Görüyorsun burada koliyi. Bunun içine bir ayrıt uzunluğu 4 santimetre olan küp şeklinde kutular yerleştirecek. Küçük küçük kutular yerleştirecek. Bu koliye en fazla kaç kutu yerleştirebilir? Bir kere bu kolinin bir kere hacmini bir hesaplayalım. Nasıl hacmi hesaplanır bunun? Taban alanı çarpı yükseklik. E kare prizma şeklindeydi bu. O zaman burası 16 ise burası da 16 santimetredir. E kare prizmanın hacmini hesaplayalım bakalım. Kare prizmanın hacmini hesaplarsak koli hacmi diyelim buna mesela. Koli hacmi eşittir. Taban alanı 16 çarpı 16'dır taban alanı 16 çarpı 16 çarpı yüksekliği yani 60'tır. O zaman kolin hacmi 16 çarpı 16 çarpı 60'tır. Şimdi bunu hesaplamaya gerek yok. Çok büyük bir sayı çıkıyor. Şimdi bir tane kutunun hacmine bakalım. Bu koyulacak kutunun hacmine bakalım. Kutunun hacmine bakarsak burada bir kenarı 4 olduğu için 4 çarpı 4 taban alanı bir de yüksekliği yine 4. 4'ün kübü zaten 4 çarpı 4 çarpı 4 de e, kutunun hacmidir. İşte yapmamız gereken kaç tane kutu yerleştirildi derken ne yapıyoruz? Kolin hacmini yani 16 çarpı 16 çarpı 60'ı bölü bulduk diyelim bu sayıyı ama hesaplamıyoruz. Sonrasında bir tane kutunun hacmine böleceğiz. 4 çarpı 4 çarpı 4'e böleceğiz ve buradan da sonucumuza ulaşacağız. Burada sadeleştirme yaparsak daha rahat buluruz sonucu. Zaten 4 kere 4 16'dır. Bununla sadeleşir. 1 kalır iki, iki taraftan da. 16 ile 4 sadeleşir. 1 ve 4 kaldı. 4 kere 60 da 240 tane kutu koyulabilir diyebiliriz. Bir de önemli bir soru tarzımız var. birim küpler. Dikkat edelim. şekilde dikdörtgenler prizması birim küpler kullanılarak oluşturulmuştur. Bu birim küplerin tamamı kullanılarak oluşturulan bir kübün bir ayrıtının uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi dikkat edelim. Burada kaç tane birim küp var? Sayabilir miyiz? Sayarız. Nasıl sayarız? Çok basit. Kenarlarına bakalım. Bak. 1, 2, 3, 4 yüksekliğinde. 1, 2 bu ayrıtı. Burası 4. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıra var. Dolayısıyla 8, 2 ve 4. Toplamda bunun hacmini hesaplarsak ne yapıyorduk? 8 çarpı 2 taban alanı... Bir de yüksekliği var 4. 8 kere 2 16. 16 kere 4 64 birim küptür diyebiliriz. Bunun hacmine. Ve içinde de 64 tane birim küp varmış. O zaman biz bunu küp şeklinde getirmeye çalışırsak öyle bir düşüneceğiz ki ya biz bunu küp yaparsak bütün ayrıtları aynı olması gerekiyor. Ne zaman hacmi peki 64 olur? İşte diyeceğiz ki nasıl hesaplıyorduk? Dikkat edelim. Biz bir kübün hacmini hesaplarken diyelim ki böyle bir kübümüz var ve bir kenarı A olsun. A, A. Bu kübün hacmi nasıl hesaplanıyordu? A'nın kübüyle hesaplanıyordu. Yani taban alanı çarpı yükseklik kısaca A'nın kübüyle hesaplıyor. A'nın kübü işte 64 olmalı. Hangi sayının kübü 64'tür dersek o da 4'ün kübü 64'tür den yola çıkarak bir kenarının dört birim olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir ayrıtın uzunluğu 10 santimetre olan kübün içinden görseldeki gibi bir taman ayrıtının uzunluğu 5 santimetre olan bir kare prizma çıkartılıyor demiş. Ha, yani burada bir kare prizmayı çıkartıyormuşuz. Kalan parçasının hacmi kaç santimetre küptü demiş. Şimdi büyük bir kübümüz var ve bunun bir hacmi var. İlk başta bir kenarı 10 santimetre olduğu için bunun hacmini hesaplamak için ne yapıyoruz? 10 çarpı 10 taban alanı çarpı yüksekliği 10 toplamda 1000 santimetre küp hacminde büyük bir kübümüz var. Bunun içerisinden kare prizmayı çıkartıyoruz. Kare prizmanın da Bakın alt taraflarının kenarı kaçmış? 5 santimetreymiş. O zaman bunun hacmini nasıl hesaplarız? Taban alanı 5 kere 5 çarpı yüksekliğe dikkat edelim. Bu bir küp olduğu için burası 10'sa burası da 10'dur, burası da 10'dur, burası da 10'dur. Dolayısıyla kare prizmanın yüksekliği de aslında 10'dur. Dolayısıyla 10 da yüksekliği var. İşte bu kare prizmamızın. Ve bu da 25 çarpı 10'dan 250 santimetre küp ediyor. Bu kare prizma, bu küp. Bundan bunu çıkartıp kalan parçayı bulmamız gerekiyordu. O zaman binden 250'yi çıkartıyoruz. 750 santimetre küptür diye biliyoruz. Şimdi geldik 7. sınıf tekrarına. Burada çember konusuna dikkat edelim. Çember ne demekti? Bir noktadan bir noktadan eşit uzaklıkta bu eşit uzaklığa da biz yarıçap R adını veriyoruz eşit uzaklıktaki noktalar kümesi. Mesela burası, 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 burası. Hepsinin bu merkeze olan uzaklıkları yarıçap kadar, R kadar diyebiliriz. Bunu da R Küçük R harfiyle adlandırıyoruz. Merkezi O. yarıçapı R uzunluğunda. Çapı ise R'nin iki katı. Yani iki tane R diyebiliriz. Hatta bunu da şöyle gösterebiliyoruz. Büyük R harfiyle gösterebiliyoruz. Çevresi nedir desek evladım benim? İki pi re hocam. Harika hatırlıyorsun. Tebrik ediyorum. İki pi re çevresi. Yani iki çarpı pi çarpı re. Peki pi nedir ki? Pi sayısı aslında çemberin çevresinin, çemberin çevresinin aslında çapına bölümüdür. Yani bunun buna bölümüne aslında pi sayısı diyoruz. Pi'nin yaklaşık değeri 3 tam yüzde %14'tür diyebiliriz. P'nin kullandığımız değerlerine baktığımız zaman 3 de kullanabiliyoruz veya 22 bölü 7'yi de kullanabiliyoruz veya buradaki sayıyı da kullanabiliyoruz sorularda hangisi verilirse e, genellikle bu verilen ifadeyi kullanıyoruz. Şimdi geldik çapının uzunluğu 12 santimetre olan bir çemberin çevresinin uzunluğunu bulalım demiş. Bir kere çap ne demekti? Yarı çapın iki katıydı. O zaman biz 2 R'yi biliyoruz. 2 R 12 santimetreymiş. O zaman bir tane R kaç santimetredir evladım 6 santimetredir hocam. Harikasın. 6 santimetreyi bulduk. Sonrasında ne yapacağız? Şimdi de çemberin çevresini kullanacağız. Çemberin çevresini nasıl hesaplıyorduk? 2 çarpı pi çarpı R. Hemen bakalım. 2 çarpı pi'yi 3 alınız demiş. O zaman 3 çarpı yarı çapı da 6 demiş. Hop o zaman 6 kere 6'dan 36 santimetre çemberin çevresi 36 santimetre uzunluğundaymış. yarıçapı 6 santimetre. Burası merkezi dersek işte bu yol yani buradan başlayıp böyle gittiğimiz zaman aslında toplamda 36 santimetrelik yol alıyoruz diyebiliriz. Çemberde uzunluğa baktığımız zaman bir kere çemberin çevresini 2 çarpı pi çarpı r ile buluyorduk. Ama ben desem ki sana çemberde bir parçayı alıyorum. Sadece burayı alıyorum. Buna da AB yayı diyorum. Bak hepsi değil. Sadece bu parçayı alıyorum. İşte buna da ben AB yayı dersem eğer bu yayın uzun bu arada bunu da şöyle gösteriyoruz. AB yayı diyoruz. Üzerine böyle bir yay işareti koyuyoruz. İşte bu yayın uzunluğunu hesaplamak için şöyle bir formülümüz var. 2 çarpı pi çarpı zaten çevresi. Bir de çarpı çarpı buradaki merkez açı çemberin buradaki oluşturulduğu açı aslında alfa açısı diyelim mesela bölü 360'la buradaki yayın uzunluğunu hesaplıyoruz. Yani bu açı kadarki kısmını gördüğü için bu yay işte o yüzden alfa bölü 360 ile bunu çarpıyoruz. Şimdi şekildeki o merkezi çemberin yarıçapının uzunluğu 12 santimetre demiş bize. ABC yayı kaç santimetre uzunluğundadır diye soruyor bize. Yani buradan buraya kadar hatta şöyle bir üstünden geçelim. A, B, C. Üç tane noktadan e, bir yay oluşturmuş. Tamam hemen bakalım. Bir kere ne yapıyorduk? Yayın uzunluğunun formülü 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360. O zaman hemen yerlerine koyalım bakalım. Hemen 2 çarpı pi kaç alıyoruz? 3 e, alıyoruz hocam. Harikasın. Ardından yarı çapı 12 santimetreydi. 12'yi de aldı. Sonrasında alfa. Alfa ne? Buradaki merkez açı aslında. İşte bu merkez açı 120 dereceymiş. 120 bölü 360 diyorum. O zaman hemen hesaplamaları yapalım bakalım. 2 çarpı 3, 6. 6 kere 12. 72, 72 çarpı 120 bölü 360. Bunları birbirleriyle tabii sadeleştirebiliriz. Burası 1, burası 3 diyoruz. 72 bölü 3'ten, 72 bölü 3'ten 24 santimetredir diyebiliriz ABC yayının uzunluğu için. Şimdi geldik tekerlerinin yarı çap uzunluğu 20 santimetre olan bir bisikletin 18 metrelik yolu alabilmesi için bir tekerinin kaç tur atması gerekir demiş bize. Şimdi yarı çap uzunluğu kaçtı hemen yazalım. R eşittir 20 santimetre. Bisikletin 18 metrelik yolu alabilmesi için bir tekerinin kaç tur atması gerekir diyor. Şimdi 18 metreyi de hemen şöyle bir neye çevirelim? Santimetreye çevirelim. Çünkü bu santimetre bu metre olmaz. Hepsini santimetre yapalım. 1 metre kaç santimetreydi? 100 santimetreydi hocam. Harikasın. O zaman 18 metrede 1800 santimetredir diyebiliriz. Peki 1800 santimetre yol alacak. Bunun bir turunda ne kadar e, yol aldığını söyleyebiliriz. Tekerleğin çevresi kadar. Dolayısıyla tekerleğin çevresi nasıl bulunuyordu? 2 çarpı pi çarpı r ile 2 çarpı pi 3 aldık. Yarı çapı 20 idi. Toplamda 6 kere 20, 120 santimetre yol alacak bir turda. Bu aslında çemberin çevresi olduğu için bir turda tekerlek aslında 120 santimetre yol gider. E 1800 santimetre yol gitmek istiyoruz. Aldığımız almamız gereken yol bu. O zaman bütün yolu, bütün yolu bir tura bölersek, bir turda aldığı yola bölersek kaç tur atması gerektiğini bulabiliriz. 18120'ye 120'ye böldüğümüz zaman 15 tur atması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi geldik dairenin alanına. Dairenin alanının formülünü çok iyi bilmemiz gerekiyor pi çarpı r kare. Yani pi sayısı çarpı yarı çapının karesi. Peki daire diliminin alanı nedir? Yani şöyle bir pasta dilimi aldığımız zaman onun alanı nedir? Onu da şöyle yapıyoruz. Pi çarpı r kare çarpı buradaki merkez açının 360 dereceye oranı. Alfa bölü 360 şeklinde hesaplama yapabiliyoruz. Buradaki alanı hesaplamak için. Hemen yeni bir sorumuz var. Yarıçap uzunluğu 6 santimetre olan o merkezi çemberde verilen boyalı alan kaç santimetre kareli demiş. Şöyle bir boyalı alandan bahsediyor. Bu alanı bulabilmek için bir kere şu daire diliminin alanını bulalım. Bu daire dilimi bak burası 90 derece. 360 derece 90 derece oradan düşünelim. Bir kere dörtte biri çeyrek ama biz yine de hesabımızı yapalım. Ne yapıyorduk? Pi çarpı R kare çarpı alfa bölü 360 yapıyorduk. Pi dediğimiz sayı 3. R kare yarıçap uzunluğu 6 cm ise 6'nın karesi diyorum çarpı. E, buradaki açı 90 bölü 360 yapıyorum. Zaten dörtte bir ama biz normal hesaplarımızı yapalım bakalım. Bunu hemen hesaplarsak eğer otu, bunlar sadeleşir 1 ve 4 çıkar 36 çarpı 3 108 çarpı 1 bölü 4'ten bunun cevabı da e, 27 çıkar. 27 santimetre kare buradaki bütün alan bu dilimin alanı. Bir de bunun içinden bak burası 6 santimetreydi ya yarı çapı 6 santimetreydi. Şuradaki üçgeni çıkarmamız gerekiyor. Bak üçgen de bunun toplamı aslında bu e, dilimin alanı. O zaman bu üçgenin alanı nasıl buluruz? Üçgen alanı, üçgen alanı aslında nasıl hesaplanırdı? Taban Tabağın yani 6 çarpı yükseklik o da altı zaten çünkü dik üçgen burası bölü 2 ile bulunur. 36 bölü 2'den 18 santimetre kare üçgenin alanı. İşte biz daire diliminin alanından üçgenin alanını çıkardığımız zaman 27 eksi 18 aslında bizim bulmamız gereken bu mor alanı 9 santimetre karelik alanı bulmuş oluyoruz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap yorumlara yollayalım. Teşekkürler hocam görüşürüz.